Fotoğraf ve sahnelenmiş şöhret. Sahnelenmiş şöhreti toplumda öne çıkarmakta anahtar rol oynamış şeylerden biri fotoğrafın icadıydı. Kamusal imge topluma sunulan yüzün yüceltilmesinde ve yayılmasında mantıksal olarak çok önemlidir. Çağdaş kültürde fotoğraf her yerde yaygın olduğu için bu icadın henüz 200 yaşında bile olmadığı kolayca unutulabilir. Louis Dager Nips ile birlikte kısa süre önce geliştirdikleri fotoğraf işleme sürecini 1839'da Fransız Akademisi'ne sergiledi. Bundan önce İngiltere'de William Henry Fox Talbot, görüntüleri ışığa duyarlı kağıt üzerinde yakalama çalışmaları yapıyordu. 1835'e gelindiğinde Talbot, gallik asit kullanarak parafinlenip yarı saydam hale getirilmiş ve üzerine baskı yapılabilen kağıt negatifler geliştirmeyi başardı. Kültürdeki fotoğraf devrimi için gereken her şey artık hazırdı. 1840'ların ortalarında Paris, Londra ve New York'ta Daguerreotip galerileri kuruldu. Roger Fenton'ın Kırım Savaşı fotoğraflarıyla Miffy Brady'nin Amerikan İç Savaşı fotoğrafları, haberin iletilmesi açısından fotoğrafın kullanışlılığını çok canlı bir biçimde gösterdi. Ayrıca portre fotoğrafçılığı, şöhreti sahnelemek için yepyeni olanaklar sunuyordu. Gaspard Felix Sternik'in ya da 1849'dan sonra bilinen adıyla Nadar, fotoğraflarının izleyiciye, fotoğrafa konu olan kişilerin alışkanlıklarını, fikirlerini, kişiliğini ve özünü kavrama olana verdiğini öne sürüyordu. Dörnek'in Daumier, Monet, Millet, Korot, Dorgais ve Baudular gibi seçkin çağdaşlarına ait portreleri, 19. yüzyılda şöhretlerin kamuya gösteriliş biçiminde bir şablon oluşturdu. Fotoğraf konuyu aslında en şekilde sunma özelliğiyle minyatür portreleri çok kısa sürede gölgede bıraktı. James Polk, 1849'da görev süresi içinde fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı oldu. Ne var ki Amerika'nın imgelemine ağır başlı, dikkatli ve azametli imajına kazımak için bu teknolojiden yararlanan yine Lincoln'dü. Lincoln, ulusun kişileşmiş hali olarak varlığını kabul ettirmek için bilinçli bir biçimde fotoğrafı kullandı. Nathaniel Hawthorne, Başkan Lincoln, Yankilerin asıl temsilcisidir ve dünyanın, belirleyici özelliklerimiz gözüyle bakmaya kararlı gördüğü şeylerin fiziksel açıdan gerçek bir örneğidir, demiştir. Washington, Jefferson ve Jackson için de benzer iddialarda bulunulmuştur. Fakat Lincoln zamanında fotoğrafçılık alanındaki teknolojik gelişmeler ve maliyetlerin azalmış olması, Lincoln'le geçmişten kopup, genel olarak daha doğru, daha yakın bir benzerlik olarak algılanan şeyi sunmak için daha önce eşi görülmemiş fırsatlar sunmuştur. 1854 yılında Fransa'da antredistleri, minyatür bir portreyle imzadan oluşan kartviziti ortaya çıkarmıştır. Lincoln, seçim zaferini kısmen de olsa, Brady'nin 1861'de kampanyası için kendisine hazırladığı kart kartvizite atvetmiştir. Dislerinin fotoğraf makinesi, tek bir cam plaka üzerine 10 fotoğraf çekebiliyor ve böylece kamuya parasının yeteceği, toplu olarak üretilen fotoğraf anlaşıları sunuyordu. Daha 1860'ların başında Kareliçe Victoria, Longfellow ve Ulysses Grant gibi seçkin şöhretlerin kartları, hayranları tarafından hevesle toplanmaya başlanmıştı nadar, değişime çabuk ayak uyduran biriydi. Kısa sürede saygın portre işine ek olarak kârlı bir iş daha yapmaya başlamıştı. Kart çılgınlığı 20. yüzyılda da devam etti. Öyle ki ünlü sporcuların, aktörlerin ve aktrislerin kartları artık sigara paketlerinin içinden ücretsiz çıkıyordu. Fotoğraf görüntüleriyle şöhretleri kamunun daha kolay ulaşılabileceği bir hale getiren kartlar, şöhret kültürünün biçimleri ve çeşitlilikleri, evrensel olarak görülebilir olunca popüler kültür içinde daha belirginleşti. Ancak fotoğrafın etkisinin yalnızca yüzeltme ve geliştirme olduğunu sanmak hata olur. Kartvizit fotoğrafı pornografik resimlerin dolaşımı için uygun bir araçtı. Daha 1850'de Fransa'da halka açık yerlerde müstehcen fotoğrafların sergilenmesini yasaklayan ve bunların negatiflerine ellerinde bulunduranların hapis cezasına çarptırılmasını öngören bir yasa kabul edilmişti. Şöhret kültürünün toplumsal biçimin değiştirilmesine, baskı altına alınmasına ve ihlal edilmesine duyduğu merak bir kez daha insanı şaşırtır. Pornografik kartlarda fotoğrafları bulunan erkekler ve kadınlar hiçbir zaman tanınan kişiler olmadılar. Ancak 1850'den sonra bunların resimlerinin yasa dışı yollarla giderek çoğalması, yasa dışı, yeraltı ve ahlak dışı kültürlerin albinisinin ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır. Samuel Smiles gibi reformcuları, toplumu kazanılma şöhret çevresinde örgütlenen akılcı, yüceltici bir biçime sokmak için çalışmaya iten aynı süreçler, kültürün sınırında yer alan ve baskı altına alınmış bölgelerindeki kişilikleri de kötü şöhretler olarak öne çıkarmaya yaramıştı. Polislerin azalı suçluların önden ve profilden resimlerini çekmeleri bu sürecin bir örneğidir. Bu resimlerin çekilmesinin arkasındaki niyet halkı daha iyi gözetlemek, izlemek ve denetlemekti. Ancak yasa dışı yaşayan kötü şöhretli kişilerin fiziksel kimlikleri halka gösterilerek bu kişiler çekicileştiriliyor ve mitleştiriliyordu. 1930'lara gelindiğinde Gangster Al Capone Chicago'nun simgesi haline geldi. Aktörlerden, senaryo yazarlarından ve medya kodamanlarından büyük saygı gördü ve stadyumlarda Restoranlarda ya da halka açık başka yerlerde göründüğünde halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. Kalabalıkların karşılık verdiği kısmen Capone'un gücüydü. 1920'lerin sonunda Capone, Chicago'nun güney yakasında fuhuşu, kumarı ve içki kaçakçılığını denetimi altına almış, şehrin kuzey yakasındaki rakip çetenin bölgesi için tehdit oluşturmaya başlamıştı. Şehirdeki nüfusun yarısı için Capone'un çetesi gündelik yaşamın kumaşı içerisinde dokunmuştu. Ancak onun şöhretinin anahtarı tam olarak korku değildi. Kapon, buhranın darbesini yemiş, halka yasa dışı içki ve uyuşturucu sağlayarak, halkın minnetiyle saygısını ve anlaşılması güç bir popülerlik kazanmıştı. Kapon, Robin Hood değildi belki ama yoksullara, devletin ellerinden aldığı uyuşturucu zevkini sağlıyordu. Bu yüzden de Amerika'daki pek çok kişinin gözünde somut biçimde olumlu bir güç olarak kabul ediliyordu. Kapo'nun şöhreti ciddi biçimde kusurlu olsa da, yasaklardan ve ekonomik sıkıntılardan bunalmış bir halka renk ve haz veriyordu. 1929 yılındaki Sevgililer Günü katliamı, Kapo'nun Kuzey Yakası çetesini kontrolü altında tutan George Bugsy Moriana karşı düzenlediği başarısız bir suikast girişimiydi. Olayda Moriana'nın adamlarından yedisi ölmüş, Cinayetler dünya çapında haber olmuş ve yasanın üzerinde bir adam olarak Capone'un şöhretine şöhret katmıştı. Capone 1930'lar ve 40'larda en dikkat çekicileri Lidl Caesar, Scarface ve The Gangster olan birkaç Hollywood Gangster filmine isim kaynağı oldu. Fotoğraf ve sinema Capone, Charlie Luciano, Frank Castello, Vito Genovese, Meyer Lansky, Bugsy Siegel, Joey Adonis, Dutch Charles ve daha başka suçlulara görünür hale getirerek hem gangsterlerin kimliklerini açığa çıkarmanın hem de bunları popüler haydutlar olarak romantikleştirmenin araçlarını üretti. Böylece fotoğraf, şöhreti sahnelemek ve genişletmek için şöhret kültürüne yeni ve güçlü yollar gösterdi. Şöhreti iletmenin birincil aracı olarak basılı metnin kısa sürede ayağını kaydıran yeni ve giderek genişleyen bir temsil vasıtası ortaya koydu. Fotoğraflar şöhreti, basılı sözle kıyas kabul etmeyecek şekillerde anlık ve yaygın bir hale getirdi. Oscar Wilde'ın 1882 yılında Amerikalı dinleyicilere Londra'daki yeni estetik hareket konusundaki konuşmalarıyla bir ziyafet çektiği Amerikan turu, onun için sansasyonel bir zafer oldu. Söz konusu konuşmaların popülerliği, Wilde'ın Helen sanatı ve kültürünün görkemi üzerine derin düşüncelerin niteliğinden ve Walter Peter'la John Ruskin'in güzellik konusundaki hikmetlerinden çok Wilde'ın New York'ta Napoleon Sarony tarafından çekilmiş sahne fotoğraflarından kaynaklanıyordu. Genç estetin bu sıra dışı görüntüleri onu egzotik bir Adonis olarak sunuyordu ve ABD'deki konuşmalarını tanıtmak için kullanılmıştı. Benzer biçimde Ernest Hemingway'in 1920'lerin sonuyla 1930'larda kazandığı göz alıcı başarıda Kısmen Hemingway'in 1928'de Helen Breaker tarafından çekilmiş bir dizi göz alıcı fotoğrafından kaynaklanıyordu. Breaker'ın fotoğrafları Hemingway'i bir film yıldızı gibi gösteriyor, kitap kulüpleri, gazetelerdeki köşe yazıları, Broadway ve Hollywood açısından romanlarının çekiciliğini büyük ölçüde artırıyordu. Aynı durumun bir başka örneği de Truman Capote'nin ilk romanı Other Voices, Other Rooms'un cildi üzerinde geçirilen kitap kabı üzerinde yer alan ve Herald Harma tarafından çekilmiş anlamlı fotoğrafıydı. Bu fotoğrafta tepeden tırnağa iyi giyimli olan yazar, kabarık bir sandalyede arkasına yaslanıp oturmuş, bir elini gevşek bir biçimde vücudunun alt tarafına koymuş olarak görünüyordu ve bu fotoğraf medyadan yazarın kitabı kadar ilgi görmüştü. Bir takım gazete ve dergiler kitabın eleştirisinin yanında fotoğrafı da yayımlamıştı ve kitabı yayımlayan Random House işte Truman Capote reklamlarında onu kullanmış. Kitapçı vitrinlerinde kullanılmak üzere de fotoğrafın büyütülmüş kopyalarını hazırlatmıştı. Kuşkusuz yazarın kişiliği okuyucular için her zaman bir merak konusu olmuştur. Baudelaire, George Sand, Dickens, Walt Whitman, Tennyson ve Longfellow gibi 19. yüzyılın edebiyat devlerinin hepsi fotoğraflarına çektirmeye razı olmuş ve yayıncılar bunları kitapların tanıtımlarında kullanmıştır. Ancak 1920'ler ve 30'lara gelindiğinde Yayın evleri Scott Fitzgerald, Hemingway ve Evelyn Waugh gibi yazarları şöhret ikonları olarak tanıtmaya başlamışlardı. Bunların zamanın ruhunu kişileştirirkenki görüntüleri ve tarzları, kültürel açıdan romanları kadar önemliydi. Harold Harman'ın çağrışım yüklü kapodi fotoğrafı böylece zaman içinde çok kullanılan bir öncül geliştirmiş oldu. Will Self, Jay McInerney, Martin Amos, Jeanette Winterson, Salman Rushdie ve Bret Easton Ellis gibi günümüz yazarları, kişilik kültünü öyle genişletmişlerdir ki, topluma sunulan imajlarının halk tarafından yapıtlarından daha çok tanındığı öne sürülebilir. Kültürel Empresario Wilden ve Hemingway'in fotoğrafları, sırasıyla prodüktör ve tur yöneticisi Richard Doyle Eckhart ve Scribner'ın editörü Maxwell Perkins tarafından düzenlenmiş, pazarlama kampanyalarının birer parçasıydı. Walt ve Hemingway'in halkın önüne çıkışları basit birer olay değildi. Bu çıkışlar halkla ilişkiler ve pazarlama personelinden oluşan ekiplerin başını çeken temsilciler tarafından düzenlenmiş ve yönetilmişti. 19. yüzyılın sonunda, şöhretlerin, şöhretimsilerin ve şöhret oyuncuların kamu sahnesindeki görüntüleri, kültürel emprezaryoların hesaplarının ve emeklerinin ürünüydü. Sahnelenmiş şöhret artık değişmez surette profesyonel ellerce yönetiliyordu. Kültürel emprezaryoların kökleri eski zamanlara kadar uzanır. Eski Roma konsülü Iunius Brutus Pera, kültürel emprezaryoların kolayca tanınabilecek ilk örneği olarak kabul edilmelidir. Pera, M.Ö. 264'te ölmüş babasının şerefine düzenlediği bir törende, bir öküz pazarında ilk gladyatör oyunlarına sunmuştu. Gladyatör oyunları Roma yaşamında gösterilen vazgeçilmez parça oldu. Bu oyunların başarılı olması, planlama, reklam ve özel sunuş becerilerinin geliştirilmesini gerektirmişti. Emprezaryonun görevi yalnızca eğlendirmek değil, etkinliklere yer belirleyip bunları sahnelemek ve tanıtmak, böylece de kamuda bunlara karşı şiddetli bir arzu uyandırmaktı. Ortaçağ Avrupa'sında gezgin oyuncu ve panayır geleneği, tur yöneticisi rolünü yaratarak kültürel emprezaryonun rolünü genişletti. Ancak 16. yüzyıla kadar bu gelenekler, kitleler için başlıca çekim kaynağı olarak karnaval ruhunu kullandı ve geliştirdi. Sahnelenen tek bir genel olayda, kalabalıkları çeken, belirli şöhretli oyuncuların karizmasından çok oyun biçimlerinin yoğunluğuydu. Sahnelenme şöhretin sıradan bireylerin görülecek şeyler olarak yüceltilmesi üzerine odaklanması için, Elizabeth dönemindeki gibi aktör menajerlerin ortaya çıkması gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Ancak 16. ve 17. yüzyıllarda tiyatro tarihinin farklı ve tezat oluşturan olaylarla dolu olduğunu zaten belirtmiştim. Gösteriler için kraliyet izni gerekmesi, gösterilerin içeriğini de çeşitliliğini de kısıtlıyordu. Üstüne üstlük ulaşımın ve iletişimin sınırları ulusal ve küresel bir ortak mevcudiyetin gelişmesine engel oluşturuyordu anlık, her yerde mevcut şöhretin kamusal alanda beyni toplamak için 18. yüzyılda endüstride, iletişimde ve ulaşımda yaşanan devrimleri beklemesi gerekti. David Gerek aktör menajer geleneğini canlandırıp şöhretin tanıtımında onu yepyeni bir konuma yükseltti. Ancak modern kültürel imparatoryonun tam anlamıyla doğuşu 1840'larda oldu. Bu gelişme büyük olasılıkla modernken toplumundaki örgütlü kurumların açık seçik hale gelişiyle bağlantılıdır. Daha kesin bir dille ifade edilirse, okulların, fabrikaların, ticaret ticarethanelerin, hastanelerin ve hükümet kuruluşlarının fark edilecek ölçüde modern, akılcı yasal, bürokratik biçimlerde, ulusal ve resmi olarak örgütlenmesinin izi sürülerek günümüze ulaşılır yoğun ve sabit kentsel endüstriyel nüfusların artmasıyla birlikte, ticari eğlence, akla getirdiği yersiz yurtsuz amaçsız çekicilikten sıyrıldı ve şöhretlerin başrolü üstlendiği sabit, sistemli eğlence programlarına dönüştü. Dönemin en önemli kültürel emprezaryosu Finis Taylor Bornom'du. Bornom toplumsal biçimin uyandırdığı ilginin popüler kültürün kalbinde yattığını fark etti. Egzotik toplumsal biçimin örnekleri olarak bireyleri sahneleyerek sıfırdan şöhretler yaratabileceğini gördü. İşin sırrı büyük ölçüde kültürel emperyazaryonun cesaretinde ve sunumla ilgili becerilerindeydi. Böylece Bornom, 1835'te George Washington'ın bakıcılığını yapmış, 161 yaşında bir köle olduğuna iddia eden Joyce Heff'i sergilemeye başladı. Bu oyunun ulaştığı başarıyı gören Bornom, şöhreti sahnelemenin ekonomik potansiyelini keşfetti. Bornon 1841'de Skadar'ın Broadway'deki Amerikan Müzesi'ni devraldı. Zevksizce sergilediği koleksiyonunda deniz kabukları, mineraller, içi doldurulmuş kuşlar ve fosiller olan kötü ışıklandırılmış, perişan haldeki müzeyi Bornon Amerikan Müzesi adıyla yeniden açtı. Binanın çatısına yerleştirilen bir Dramont lambası feneri, geceleri Broadway'in üzerinde güçlü bir reflektör ışık demeti gezdiriyor, bütün çevreyi gösterişli bir ışıkla yıkıyordu. Bunun üst katlarda sayıları neredeyse yüzü bulan pencerelerin arasına onlarca tablo asarak binanın dış görünümünü değiştirdi. Artık halk müzenin önündeki baştan çıkarıcı kutup ayısı, fil, aslan, kartal, tapir, zürafa ve kanguru görüntüleriyle karşılaşıyordu. Yaratılan etki binayı rüya gibi bir mağazaya dönüştürmüştü. Bornholm sergileri sürekli değişen bir dizi canlı gösteri ekledi. Bunların arasında Paganini müziklerine ıslıkla çalan Benjamin Pelham'ın, Çinli hokkabaz Yang ve yılan oynatıcısı Nathan's'ın gösterileri vardı. Borno müziği tanıtmak için gözü pek reklam kampanyaları düzenledi ve 1850 yılına gelindiğinde müze New York'un en gözde mekanı oldu. Amerikan Müzesi insanları eğlendirmenin yanı sıra eğitmeyi de amaçlıyordu. Borno müzenin ilk günlerinden itibaren İnsan türünün büyük çeşitliliğine ve farklılıklarına gösteren antropolojik sergiler düzenlemeye özen gösterdi. Müzenin 1860 yılı katalog ve kılavuzunda, insanoğlunun bir sözde antropolojisi olarak sergilenen 13 tane merak uyandıran insan yer alır. Bunlar arasında albino bir aile, yaşayan Aztekler Maximo ve Bartola, 3 cüce, 2 albino çocuğu olan siyah bir anne, İsviçreli sakallı kadın, dağlardan gelen şişman erkek çocuklar ve bu nedir vardı. Merak uyandıran insanların sergilenmesinin ne kadar yakışık aldığı tartışılabilir. Ancak yine de bu, Bornum'un yalnızca toplumsal biçimin şöhret olarak sahnelenebileceğine ve kamunun da onu öyle kabul edeceğine olan inancında ne kadar haklı olduğunu, başka her şeyden daha ikna edici biçimde göstermiştir. Bornum, Amerikan Müzesi'ni ve sonraki dönemde de gezgin sirkine en büyük başarıları olarak kabul ediyordu. Ancak 19. yüzyılın dikkat çekici kültürel imprezaryosu olarak Barnum'un ünü, özellikle Charles Sherwood Stradon ya da kendi taktığı isimleri General Parmak Çocuğu ve Jenny Lindy, yani İsviçreli Bülbülü dönemin eşsiz şöhretleri olarak sahnelemesinden gelir. Parmak Çocuk bütünüyle Barnum'un icadıdır. Bornum, 75 cm boyundaki ve 8 kilo ağırlığındaki çocuğu, Connecticut Bridgeport'ta rastlantı sonucu keşfetti. Onu çalıştırıp Eros, Samson, Herkül, Robinson Crusoe, Kabil, Ramyalus, Büyük Frederik ve Napolyon gibi mitolojik ve tarihsel kişilerin taklidini yapmayı ve çeşitli numaralar yapmayı öğretti. Parmak çocuk önce New York'u, daha sonra da Amerika'yı ve Avrupa'yı büyüledi. Stradın yaşlandıkça şişmanladı ve minyatür görüntüsü halka eskisi kadar cana yakın gelmemeye başladı. Ancak Bornom, parmak çocuğun 1863'de 80 santim boyundaki Lavinia Warren'la evliliğini sahneleyerek, hem parmak çocuğu meslek yaşamını yeniden canlandırmış, hem de dikkat çekici kişiler kervanına Lavinia'yı eklemiş oldu. Jenny Avrupa'da zaten tanınmış bir şöhretken, Bornholm ona Amerika'da 150 konser vermesi için 150 bin dolar gibi daha önce işi görülmemiş bir miktar teklif etti. Lind'in soprano sesinin mesleki olduğu söyleniyor. Kendisi de kadınsı saflığın, yardımseverliğin, masumiyetin ve dindarlığın cisimleşmiş hali olarak büyük saygı uyandırıyordu. Bornholm, Lind'in Amerika turnesi için düzenlediği tanım kampanyasını Lind Amerika'ya gelmeden 6 ay önce başlattı. Basına onun Avrupa'daki gösterileri hakkında övücü yazılar yazdırdı ve bir şarkı yarışması ödülü koydu. Düzenlenen yarışmada birinci olan güfte 200 dolar para ödülü kazanacak, bestelenecek ve Lind tarafından açılış resitalinde okunacaktı. Lind'i 20 bin kişilik bir kalabalık karşıladı. Histeriyi artırmayı amaçlayan Bornom, kalabalığın içine üzerlerinde siyah takım elbiseler ve ellerinde birer demet kırmızı gül bulunan adamlarını yerleştirmişti. Lind 1851'de yalnızca 95 konserin ardından turnesini kısa kestiği halde Bornom, bir yıldan kısa bir süre içinde 712 bin dolarlık bir gelir elde etti. Bu arada Menfei Brady'nin Daguerre Minyatür Galerisi Broadway'de Bornom Amerikan Müzesi'nin karşısındaydı. Halkla ilişkilerin değerini çok iyi bilen ve sahip olduğu şeylerin çekiciliğini artırmak için en son teknolojiyi kullanmaktan hiçbir zaman sakınmayan Bornom Brady'e, parmak çocuğun, Cenelinden, Lukeslerin, Ene ve Chang'ın, Siyami kezlerinin ve Parmak Çocuğun düğününün fotoğraflarını çektirdi. Bornum'un kart vizetini ve Parmak Çocuk'la Lavinia Warren'ın kartlarını da Brady hazırlamıştı. Kültürel emprezaryonun gücünün artması kaçınılmaz olarak bir bağlılık ilişkisi yaratmadı. Jenny Lind, sözleşmede yer alan konserlerin üçte ikisini tamamladıktan sonra Amerikan turnesini kendi kararıyla iptal etmişti ve onu durdurmak Bornum'un elinden gelmedi. Ancak tüm şöhretler Link kadar şanslı değildi. Popüler müzik alanında Elvis Presley'in menajeri Tom Parker tarafından acımasızca sömürüldüğü kanısı yaygındır. Parker Presley'in plakları, gösterileri ve eşyalarından büyük bir dilim telif hakkını kendine almıştır. Ayrıca 1960'ların başında Presley'i fazla sanatsal değer taşımayan, Genel birini hitap eden filmlerde rol almaya zorlayıp, eğlence işinde daha genel bir yere oturtma planının iyi sonuç vermeyeceği belli olan bu planın da mimarı Parker'dır. Brian Epstein 1967 yılında vakitsiz ölümüne dek Bidas'ın menajerliğini yaptı. Epstein'ın menajer olarak grup üzerindeki etkisi, Parker'ın Presley üzerindeki etkisinden önemli ölçüde daha azdı. Yine de Epstein 1961'de Liverpool'daki Cavern Club'da Bidas'ı keşfettikten sonra grubun maddi konulardaki turnelerle ya da halkla ilişkilerle ilgili tüm işlerini üstlendi. Bidas'ın ilk günlerindeki topluma sunulan yüzünün kurgusu Epstein'ın düşüncelerinin ürünüydü. Örneğin ilk kez 1962'de grup üyelerinin sahneye takım elbiseyle çıkmaları Epstein'ın fikriydi. Beatles 1966'da artık turneye çıkmama kararı aldığında Epstein'ın grup üzerindeki etkisi azalmıştı. Yine de grup Epstein'ın ölümünden sonra kamudaki izleniminin yönetimi konusunda büyük zorluklar yaşadı. Lennon ve McCartney'in uyuşturucu kullandıklarına itiraf etmeleri pek çok hayran tarafından üzüntüyle karşılandı ve TV'de yayımlanan özel Magical Mystery Tour hem eleştirmenler hem de grubun hayranları tarafından anlaşılmaz bulundu. 1969'a gelindiğinde Beatles'ın kurduğu medya şirketi Apple'dan gelen paranın kaybedilmesi, Lennon'a e grubun iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemeye itti. Lennon, Harrison ve Ringo Starr'ın bulduğu çözüm, müzik alanında çalışan Amerikalı girişimci Alan Klein'in grubun menajerliğini üstlenmesiydi. McCartney Klein'i istemedi ve bu yüzden grubun öteki üyeleriyle arasında çıkan anlaşmazlık sonunda Beatles'ın dağılmasına yol açtı. 1970'lerle 80'lerde pop, moda ve gençlik kültürü üzerindeki en büyük etkilerden biri David Bowie'ydi. Bowie, bu kalemon gibi düzenli olarak imaj ve tarz değiştirme eğilimiyle dikkat çekiyordu. 1966 ile 1970 arasında Bowie'nin menajerliğini yapan Ken Pitt, başlangıçta Bowie'yi derli toplu bir iyi çocuğundan Antonin Evli tarzı bir kabare şarkıcısına dönüştürmeyi istekli görünüyordu ve Utanç verici yeni single'ı The Laughing Nome'u çıkarması için onu yüreklendirmişti. Pit'in menajerliğinde Bowie, çağdaş bir folk rock şarkısına dönüştü ve İngiltere'de en sevilen şarkılar arasında 5. sıraya çıkan Space Oddity ile ilk büyük başarısını elde etti. Ancak albümü iyi bir etki yaratamadığı için Bowie, Pit de yollarını ayırıp yeni bir menajerle Tony Diffres'la anlaştı. Diffres menajerliğindeki ilk albümü olan The Man Who Sold The World adlı çağdaş rock albümünün satış rakamlarının düşük olması, Bowie'yi gıpta edilecek bir tarafı olmayan tek şarkılık bir mucize rolünde kalma tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. Ne var ki The Freeze, Bowie'nin popüler kültürle denemeler yapma ve uğraşma merakını kullanmayı bildi. Bowie, kendini pop etkilerinin fotokopisine çeken bir Xerox makinesine benzetiyor ve kültürel açıdan benzersiz bir bileşim ortaya çıkarıyordu. Dufres bu belirsizliği ve değişimi ifade etme yeteneğini pazarlama stratejisinin ana üyesi yapmaya karar verdi. The Man Who Sold The World albümünün kapak resminde Bowie bir elbise giymiş olarak görülüyordu ve Dufres halkın hetero kuralcılığın sınırlarına duyduğu giderek artan ilgiden yararlanarak Bowie'yi ilk biseksüel rock yıldızı olarak sundu. Hanki Dory Bowie'nin görüntüsünü kadınsallaştıran kapağı ve babalığı da Kendine gay partner arama gezilerini de görünüşte aynı içten coşkuyla kutlayan parçalarıyla cinsel belirsizlik imajını devam ettirdi. Hanki Dory ticari açıdan başarılı oldu ve potansiyeli yüksek bir plak sanatçısı olarak Bowie'nin düzeyini yükseltti. Ancak Bowie'yi küresel bir olay haline getiren Ziggy Stardust'ın yaratılması oldu. Ziggy Stardust Bowie'nin Nijinsky ile Wolverf arasında bir miliz diye tanımladığı, çift cinsiyetli, aşırı derecede fırapan görünen bir tiplemeydi. 1960'ların geleneksel rock idolü, cinsel açıdan tutarlı bir baş kaldırı figürüydü. Mick Jagger, Jimi Hendrix, Jim Morrison gibi Ziggy Stardust'ın çekiciliği, kısmen topluma sunulan yüzünün tutarsızlığından geliyordu. Bowie, tarzı, kadınsılığı, erkeksiliği ve eşcinselliği bir kişilikte birleştirerek, toplumu kendine hükümmeye zorlamayan, aksine insanların cinsellik, iş ve aile ile ilgili bağlılıklarının yavandığından kaçmalarını sağlayan bir yüz yaratmıştı. The Rise and Fall of Ziggy Stardust ve bu albüme eşlik eden turneler, Bowie'yi dünya çapında rock yıldızlarının en üst katına yerleştirdi. Bu albümün arkasından Aladdin seynli Diamond Dogs geldi ve her ikisi de büyük ticari başarılar kazandı. Ancak 1975'te Bowie'nin The ve The çalışan Mailman'la arası açıldı. Bowie, 1970'ten beri köle gibi çalışıp hiçbir şey kazanamadığını açıkça söyledi. Aralarındaki sözleşmenin yasal fesinin Duffres için çok avantajlı olduğu genel bir kanıdır. Mainman'a Bowie'nin Hanky Dory'den, Divertli ve e kadar olan telif haklarının %50'si ve buna ek olarak Eylül 1982'ye kadar tüm kaynaklardan elde edilen tüm bürüt gelirlerin %16'sı ödendi. Söylentiye göre toplantının ardından Bowie, New York'taki apartman dairesine kapanıp bir hafta boyunca öfkeden ve üzüntüden ağlamış. 1970'lerin ortasında punk'ın yükselişi kültürel izlenim yönetimi açısından yeni olanaklar yarattı. Punk, hippilerin şiddete yer vermeyen yumuşak değerlerinin, 60'ların başarılı yorumcularının yeni zengin kendini beğenmişliklerinin ve 70'lerin glider kuşağının büyük gün yolunun antitesiydi. Punk hiçbir zaman Woodstock'a gidemeyecek ya da Kalabalık evlerde düşük ücretlerle geçinme angaryasından kaçamayacak işçi sınıfı gençliğinin hayal kırıklıklarını dile getiriyordu. Öfkeyi ve bastırılmış şiddeti ifade ediyordu. Ne var ki punk aynı zamanda ticari bir uygulamaydı. En önemli punk grubunun Sex Pistols olduğu söylenebilir. Sex Pistols'ın arkasındaki kültürel empresario, daha önce kısa bir süre New York Dals'ın menajerliğini yapmış olan ve Londra'da Kings Road'da cinsel fantazilerin uygulanmasında kullanılan malzemeler satan bir seks butiği bulunan Michael McLaren'dı. McLaren kendini Fransız situasyonizmine adamıştı. Gösterinin pop kültüründe oynadığı ayrıcalıklı rolden hoşnuttu ve situasyonizmin eski sıkıntı karşı devrimcide sloganına inanıyordu. Grubun üyelerine 1977 yılında adını kışkırtıcılar olarak değiştirdiği butiğinden buluyor, onlara çarpıcı birer isim veriyor, prova yapacak yer buluyor ve yüz yüze gelme ve kendiliğindenlik gibi tanıtıcı değerini aşılıyordu. McLaren'ın yaklaşımı, kültürel ve karşı kültürel saygınlığın yerleşik ölçütlerinin ne kadar geçerli olduğunu açıkça sorgulamaktı. Özellikle 1960'larda ve 70'lerin başında popüler kültürün halinden ve kendinden hoşnut hükümdarlarına dönüşen milyoner rock gruplarına ve solo şarkıcılara saldırıyordu. Sex Pistols sokakların sesine duyurmak üzere tasarlanmıştı. Müzisyenliklerinin ve yüz yüze gelme tarzlarının zayıf olması, yalnızca dürüstlük ve kişisel tamlık izlenimlerini güçlendirmelerine hizmet ediyordu. Sex Pistols sert bir biçimde dağılınca Mekler'in, grubun baştan beri bir kandırmaca ve maddi bir kazanç sağlama amaçlı bir araç olduğuna medyayı ikna etmeye çalıştı. Bunu söylemesinin nedeni, medyayı ve hayranları başarıyla aldatmış bir kültürel emprezaryo olarak kendi rolüne dikkat çekmekti. McLaren pop müziğin değersiz olduğunu, başarının medyayı ve kamuoyu yönlendirmeye bağlı olduğunu öne sürüyordu. McLaren'ın tasarladığı ve Julian Temple'ın yönettiği The Great Rock'n'Roll Swindle adlı film, bu durumun tam boy popülist bir sunumudur. Film sadece kısmi bir başarı elde etti. Six Pistols bir aldatmacı olarak düşünülmüş olsa da, Özellikle Enarche in the UK, God Save the Queen ve Pretty Vacant gibi kimi şarkıları, 1970'lerin başında rakın tarif edilemez biçimde kendisinin parodisinin içine düşmüş olduğunu anladığının göstergesiydi. Punk, ekonomik büyüme hızının düşmesi sonucunda eğitimlerinin kendilerine sağladığı işleri bulamayacaklarını anlayan, savaş sonrası nüfus patlaması kuşağının yeni hayal kırıklıklarını ifade ediyordu.